Çalışması bu sene itibariyle 2016 sonu itibariyle yapıldı. 2017 sonunda da yerimiz Zonguldak yolunu inşallah vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Duble yol, çift gidiş çift gelişle yol standartlara, Avrupa standartlarına uygun bir yol olacak. Onu da 2017 sonunda bitireceğiz. Ama ihalesini 2016 yılında yaptık. Onu da Ereğli'mize hayırlı olmasını diliyoruz. Bir diğer Ereğli'mizin olmazsa olmaz projelerinden bir tanesi Ereğli Devrek yoluydu. Ereğli Devrek yoluyla ilgili çok sözler söylendi. Hatta bazıları bunun bir mizansızlığı da yaptı. Dedi ki aşkımız Ereğli Devrek yolu gibi olsun, hiç bitmesin diye de bir böyle bir şaka yolu eleştiri getirmişlerdi. Tabii çok değerli milletvekilimiz Faruk Bey'in katkısıyla, desteğiyle ve diğer milletvekillerimizin de desteğiyle 145 milyon liraya Ereğli Devrek yolu Heyelan bölgesi dahil ihale edildi. Güçlü bir firma ihaleyi aldı. 2018 sonu, yani yaklaşık 2 yıl gibi bir süre zarfında 2018 sonunda Ereğli Devrek yolu da bitmiş olacak. Bu Ereğli'mizin olmazsa olmaz projelerinden bir tanesiydi. Çünkü hem o yol üzerindeki köylerimizi, beldelerimizi Ereğli'ye daha da yakınlaştırmak, hem de Devrek Ereğli arasında ticareti ve turizm ziyaretlerini vesaire ve Ereğli Ankara güzergahı dediğimiz yolu daha kısa hale getirmesi noktasında bu yol çok önemliydi. Ondan dolayı emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Ereğli'mizin bir diğer konusu üniversite öğrenci sayısının artırılması ve Ereğli Eğitim Kampüs alanının bir an önce inşaatına başlanılarak en kısa sürede hizmete açılmasıydı. Bununla ilgili eski devlet hastanesi binalarının yıkım ihalesi gerçekleştirildi. 2016 yılı içerisinde 120 iş gününde yıkımı tamamlanacak. Çalışmaları sürüyor. Bu da Ereğli için önemli bir projeydi. Artık yıkımdan sonra uygulama projesini de rektörlük tarafından ihale hazırlıkları tamamlanıyor. İnşallah en kısa sürede o da ihaleye çıkıp Ereğli'mizin hak ettiği yerde üniversite öğrenci sayısını hak ettiği yere getirme yolunda büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Tabii bir diğeri Ereğli'mizin ikili öğretimle yapan okullarını tekli öğretime geçirebilme adına yeni okullar eklemekle ilgili çalışmalarımız vardı. Bununla ilgili 2016 yılında İmam Hatip Kız Lisesi, Meslek Eğitim Merkezi ve Orhan Oğuz İlkokulu ve Yazıcılar İlkokulu ve onun yanında da Danışmanlık Diyek Dersi 2016 yılında yerleşim yaptık. Çalışmaları devam ediyor. Meslek Eğitim Merkezi ile Kız İmam Hatip Lisesi bitme aşamasında. Artık son çalışmaları yapılıyor. Onun dışında Orhan Oğuz İlkokulu da bittiği zaman bu bölgenin de, yani Orhan Oğuz'un kapsadığı bölgenin de tekli öğretime geçmesi sağlanmış olacak. Onun yanında 2017 yılı için Melih Şule Yılmaz Ortaokulu Kırmacı bölgesine ihale aşamasında, şu an bir ay gibi bir süre zarfında ihaleye çıkacak. Ereğli Anadolu Lisesi, Merkez Anadolu Lisesi'nin bulunduğu binanın yıkım kararını aldırdık ve orayı bir an önce yıkımını tamamlayıp 32 derslikli bir merkezi Anadolu Lisesi yapıp liselerimizi de öğrenci sınıf ortalamaları noktasına rahatlatmak, eğitim kalitesini artırma noktasında büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Onun yanında Gülüç ve Sile Dikmen, Gülüç'ün merkezinde olan Gülüç'e daha iyi hizmet sunabilmemiz için yeni bir bina, 24 derslikli, önce bir ilkokul ardından da ortaokulu aynı yerinde yapacağız. 6 derslikli okulu yıkıp yerine 24 derslik yapınca Gülüç merkezi de tekli öğretime geçmiş olacak. Bu anlamda hedefimiz 2018 yılı sonu gibi Ereğli'de bütün okulları tekli öğretime çevirmiş olmak. Çünkü sabahları çok daha erken kalkmak zorunda kalan öğrencilerin, sınıf ortalama mevcutlarının istenilen sayıların yukarısında olmasının mutlaka eğitimi olumsuz etkilediğine inanıyoruz. Ve Sayın Başbakanımızın da 2019 yılına kadar bütün okullar tekli öğretime geçecek açıklaması bizleri son derece mutlu etmiştir. Ülkemiz açısından da, Ereğli'miz açısından da tekli öğretime geçmek çocuklarımız için, yarınlarımız için, geleceğimiz nesiller dediğimiz gençlerin daha iyi yetişmesine imkan sağlayacak. Onun yanında 2016 yılı içerisinde Ereğli'mize vergi dairesi binasını hizmete aldık. Tabii Ereğli'miz bu kamu yatırımlarını geçmişteki yıllarda arsa üretiminden dolayı
arazi üretmekte zorlandığından dolayı bu kamu yatırımları yapılamıyordu. Sağ olsun emeği büyük eski milletvekilimiz Sayın Fazıl Erdoğan Devlet Demiryolları arazisinden alıp o araziyi kamuya aktarması hepimizin önünü açmıştır. O bölgeye biz adliye binası, vergi dairesi, fen lisesi ve diğer okulları yaptığımız gibi bundan sonra da gençlik merkezidir, butik hastanedir. Hepsini o bölgeye kazandırıyoruz. Bunların hepsi o yerlerin alınmasından dolayı ben bir kez daha kendisine emeği geçen milletvekilimiz Fazlı Bey'e bundan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ondan sonraki milletvekillerimizin de Sayın Ercan Bey'in de şu anki Faruk Bey'in de projeleri takip edip devam ettirip süresi bittikçe hizmete açılıyor. Vergi dairesi de bunlardan bir tanesi. Ereğimiz için hem vergi dairesinde çalışanlar için hem vatandaşlarımız için çok daha fiziki ortamı müsait, engellilerin çıkabileceği, herkesin daha rahat işini görebileceği, hizmet alabileceği bir bina oldu. Onu da Ereğli'ye ailesiyle 2016 yılı içerisinde hizmete açmış oldu. Bir diğer gençlik sporla alakalı biliyorsunuz bir tane Devlet Yol Ayrımı bölgesinde Sevgi Barış Dostluk Düğün Salonu'nun yanında spor salonumuz vardı. Bir tanesini de bu bölgede Kırmacı'da yapalım demiştik. Belediyeyi ilk aldığımız zaman belediye başkanımız ve belediye mevcut üyelerinin kararıyla, desteğiyle o bölgedeki 9 dönüm arazi gençlik spora tahsis etmiştik. Gençlik spor da bir an önce ihaleye çıkıp oraya bir gençlik merkezi yani gençlerimizin rahat spor yapabileceği ve o bölgeyi hem eğitim vadisi olarak düşündüğümüz için hem ortaokullar, liseler ve aynı zamanda eğitim kampüs alanının üniversitenin o bölgede yerleşmesinin olacağından dolayı da bunun çok daha aktif kullanılacağı ve o bölge insanına ciddi anlamda fayda sağlayacağından dolayı o bölgeyi yaptık ve inşallah onu da %80-%90'lar seviyesinde inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki yıl 2017 artık yıl içinde bulunduğumuz yılda da açılışını yaparak hizmete açacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi gençlik spora ayrılan belediyemizin tahsis ettiği 9 dönümlük yerde onun bir kısmını yaklaşık 2 dönüm, 2,5 dönüm civarındaki kısmını gençlik sporuna muvaffakatını da alarak Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'ne devrini gerçekleştirdik. Ve orası yatırım programına alındığından dolayı 2017 içerisinde ihalesi çıkılacak. İnşallah oraya bir butik hastane yapmak suretiyle eskiden hastane bölgesi diye alışan insanlarımızın sağlık hizmetlerini alabileceği, içinde 112'nin olacağı, acil gece acil durumlarda müdahale edebilecek acilin açık olacağı ve aynı zamanda aile hekimleri, doktorlarının da bulunacağı insanlarımız büyük hastaneye girip yığılmaları önleme açısından hem de sağlığa kolay ulaşım ve daha az yol masrafı ve maliyetleri katlanması açısından her bölgeye insanlarımızın ayağına sağlık hizmetini getirme amaçlı bir çalışmaydı. Onu da 2017 içerisinde şu an yerini tahsis ettiğimizden dolayı iadesini bir an önce yapıp inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii 2016